Ayşe Özyılmazer'in Sıfır Makyaj albümünde aslında biz bunları biliyor musunuz köşesi yapıyoruz biliyorsunuz. Konuklarla ilgili bilgiler toplamaya çalışıyoruz ama Ayşe albümün içine zaten her şeyi yazmış. Hazır geldim, evet, hazır geldim. Benim hakkımda bilmediğiniz 50 şey. Şimdi 50'sini birden burada okumayacağız ama içinde enteresan şeyler var. Onlardan önce nereden aklına geldi böyle bir şey? Ne bileyim. Böyle hap gibi vereyim mi şey insanlara benim hakkımdaki şeyleri? Evet, içimden geldi. 31 yaşında olduğumu biliyorsun ama bunu ben bilmiyorum demişsin. Slow şarkı yazarken ağlıyorum. Doğru mu? Evet, doğrudur. Yıllardır aynı adama aşığım ama aslında öyle birisi yok. Belki de vardır. Kim o aynı adam? Bilmem. Nasıl bir adam? Yani hayalimde olan birisi. Beyaz dediler. Evet, düğün marşı alalım lütfen. Her hafta buradaki konuklar gazetelerde bir gün sonra rahat yani. Evet. Hürrem ne oldu? Ha? Hürrem'le ilgili haberler çıktı. Dizi devam ediyor. Güzel vallahi. Öyle şeyler çıktı. Ya ben niye burada çıktı? İnce flörtöz bir adamım. Gelen her konukla ilgili böyle yanına oturuyorum, dokunuyorum, sohbet ediyoruz. Herkes de olay 70 milyon önünde yapıyorum ben bunu. Benim dizi saklı. Evet, Meryem Uzerli'ye de burada selamlar, sevgiler gerçekten de. O çıkan haberler asılsız tabii. Burada şimdi sana da böyle dokunuyoruz. Seninle sohbet ediyoruz yani, olur mu? Sen söyle, o adam hangi adam? Nasıl bir adam? Hayalindeki adam. Hayalindeki adam, gerçekten. Bulmuş olabilirim ama belki. Belki de. Evet, belki de bulmuşumdur. Var mı gerçekten de bir şeyler? Var. Nasıl bir adam? Harika. Komik mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Zeki mi? Evet. Peki zekasını iyiye kullanıyor mu? O ne demek? Kötüye kullanmak. Şimdi bir laf vardı Sezen Aksu'nun çok sevdiğim bir laf. Zeka öyle bir şeydir ki anında kötüye kullanabiliyorsun. Yok yok, iyiye kullan. Yani zekanın farkına vardığın anda kendi zekanın onu iyiye kullanmak yerine kötüye kullanabilirsin aniden yani. Onun için sordum. Hayır canım, iyiye kullanıyorum. Yakışıklı mı? Evet. İş adamı mı? Ya ne yapacaksın ya, ne bu, bulmaca mı? Bulacak mı sonunda? Evet. Evet. Her şey evet diyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Yaklaştın mı alkışla. Soğuk 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 soğuk. Peki tamam, devam et. Ha, soğuk soğuk soğuk, öyle de alkışla değildi, pardon. Devam ediyorum. Yıllardır her sabah bugünden yazsam diye kriz geçiriyorum. Ya evet. Manik depresifim. Depresifim. Depresif. Doktor öyle dedi diyorsun. Hık demiş anneannemin burnundan düşmüşüm. Ruj alma takıntım var ama hep aynı ruju sürüyorum. Ya evet. O da bir şey. Evlenmekten çok korkuyorum. Evet. Neden? Bilmem. Bozulur büyü diye belki de. Bozulur mu? Evli olup da mutlu olan o kadar insan görmüyor. Ne? Aa çok kötü ya. Büyü bozulur diye korkuyorum dedi. Onlar ne anladı ki? Ne bileyim. Ne oldu ki? Var abi, böyle şeyler normal. Ya kızardım. 11 sene, 12 sene çıkıyorsun, evleniyorsun, 2,5 ay sonra ayrılıyorsun yani. Doğru mu? Halit abi. Ne bu zaman evleneceksin Beyaz sen? İlk önce onu ya söyle. Ya bana atma topu, bana atma. Halit abi, kaç senedir evlisiniz? Uzun. Efendim? Çok uzun. Kaç sene abi? 56. 56 yıl. Maşallah. Maşallah ya. Peki bunun bir şifresi var mı Halit abi? Efendim? Bunun bir şifresi var mı? Vallahi bilmiyorum. Karşılıklı saygı, karşılıklı sevgiden önce geliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Evde eşinizle oturduğunuz zaman illa bir şey konuşmak zorunda mısınız? Çok sessiz kaldığınızda da birbirinizi sevdiğinizi hissetmiyor musunuz? Evet. Ya ben konuşmazsam ev batar bizim. Benim ekmek param konuşmaktan geliyor. Tamam ama yani dışarıda konuşuyorsunuz. Evde belki o... Biraz daha az tabii. Biraz daha az. Peki... Devam ediyorum. Plak... Pardon. Pardon, bir şey söyleyecek. Şey değil. Hani hepsini bir yana koy. Eğer çok mutluysan 56 diyebiliyorsun. Doğru. Evet, çok mutluysan ancak 56 sene oldu diyebiliyorsun. Oh